Yine baştan beri gün dökümleriyle koşut olarak öykülerim de var. Öyküler tabii daha seçilmiş olaylardan, daha özel kurgu isteyen ürünlerden oluşuyor. Şöyle diyebilirim, gün dökümleri benim asla yazamadığım öykülerin kağıda dökülmesi anlamında alınmamalı. Tam tersine gün dökümlerindeki malzeme çok zengin. Çoğu zaman bilinmeyecek kadar geniş malzeme var. Bense öyküde daha çok yazarın bir dünya yarattığına inanıyorum. Bu tabii üslubuyla, seçtiği temayla ya da konuyla da bağlantılı bir dünya. Öyküyü gittikçe geliştiriyorsunuz. Bir bakıma kendi dünyanızı yaratıp okuru o dünyaya çağırıyorsunuz, davet ediyorsunuz. Kaç kişi katılırsa o kadar kişi katılabiliyor. Ve zamanla bu yarattığınız dünya sizi birazcık kösteklemeye başlıyor. Çünkü o dünyadan caymanız, başka bir dünyaya geçmeniz okurun genellikle istemediği bir durum oluyor. Şimdi diyeceksiniz ki okur için yazılır. Tabii her yazar önce kendi için yazar. Ama yayınlıyorsa okuru da tabii ki düşünüyor demektir. Şimdi okurun hazırlıklı olmadığı bir deneme eğer benim gözümde edebiyat için yapılmaya değerse bunu gözümü kırpmadan yapabilirim. Ama gene kendi dünyamın sınırları içinde kalarak yapmayı yeğlerim. Gün dökümü öyle değil. Gün dökümünde kurgu pek fazla yok. Bir gerçekten yola çıkıyorsunuz. Gerçekten tanık olduğunuz bir konuşmadan yola çıkıyorsunuz. Onun için öyküyle aynı sakıncaları taşımıyor ve çok daha rahat yazma olanağı veriyor insana.